Etler şelalesi, Etler doğası ile bir bütünlük oluşturuyor. Antalya'nın Serik ilçesinde, Etler'de, Torosların zirvesinde doğan ve yaklaşık 150 metre yüksekliğindeki Etler şelalesi, ormanın içindeki saklı cennetin ilkbahar mevsimi başlangıcındaki konumunu ilk kez kayda alıp tanıtıyoruz. Henüz hiç bilinmeyen Etler şelalesi, Köprüçay'ın ana kaynaklarından sadece bir tanesini oluşturuyor. Etler Şelalesi'nde sonbahar çekimlerini daha önce yapmış ve sizlere sunmuştuk. İlkbahar başlangıcını kaydetmek için planlarımızı çok önceden yapmıştık. Sabırsızlanıyorduk. Beklediğimiz an geldi. Doğa ana bizi davet etti. Son yağan yağmurlar ve eriyen karların etkisiyle su debisi oldukça kuvvetlidir. Uzun süre şelalenin görsel güzelliğini doyasıya ancak doyumsuzca seyrettik. Hiç ayrılasımız gelmedi. Ama doğa ananın bazı kuralları var. O kurallara riayet etmek gerek. Tabii ki bolca fotoğraf ve video çekerek bu anıları ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedik. İşte doğaya saygı ve doğanın gücü karşısında doğanın kurallarına uyumlu yaşamak ve özümsemek. Serik, Etler Karapınar sahasında Toros dağlarının zirvelerinde saklanan Etler şelalesi gizemli güzelliğiyle göz dolduruyor. Hiç bilinmeyen Etler şelalesi Toros dağlarından aşağı bembeyaz sularını burgulu burgulu köpürterek fışkırtırken bizleri mest ediyor. İki kaya duvarın ortasından yaklaşık 150 metre yükseklikten birkaç koldan coşkun şekilde dökülen Etler şelalesi bulunduğu sahaya hayat veriyor. Etler şelalesinin suyu ılı çınarlar ve erdeğmemiş ormanın içinden yaklaşık 100 kilometrelik bir yolculuğun sonunda Köprüçay'a karışmış olarak Serik sınırlarında Akdeniz'le buluşuyor. Torosların bu bölümünde karların erimeye başlamasıyla birlikte yağan yağmurların takviyesi ile Mart-Haziran ayları arasında en görkemli görünümüne kavuşuyor. Etler şelaleleri yaz sonu ve sonbaharda suları azalan Etler şelalelerinin bulunduğu yerde doğal olarak yetişen kırmızı benekli alabalık bu eşsiz güzelliğe canlılık katıyor. Yazın 15 derecenin üzerine çıkmayan suyun sıcaklığı ziyaretçilerine serinleme imkanı sunuyor. Yolculuğu boyunca çevresindeki birçok köye hayat veren ve yakın gelecekte Akbaş Göleti'nde su tutulmaya başlanmasından sonra bu sahada yepyeni doğa manzaraları herkesi bekliyor olacaktır. Yakın gelecekte bu keşfimizden sonra elbette bu eşsiz güzelliği görmek için gelecekler, bol fotoğraf ve görüntü çekerek olası anılarını ölümsüzleştirecekler. Şelalenin buz gibi sularının içine atlayarak serinleyecekler. Torosların saklı gizemli derinliklerinde gümbürdeyen bu muhteşem bir güzelliği herkesin keşfetmesi, görmesi, özümsemesi ve korumaya çalışması gerekiyor kanısındayız. Özellikle ilkbahar aylarında kar sularıyla beslenen Etler şelalesi, Toroslarda saklı bir hazinedir. Güzelliği ve buz gibi suyuyla dikkat çeken şelale, herkesin görmesi gereken bir güzellik olup, gelecek nesillere bozmadan aktarılmalıdır. Antalya'nın saklı kalmış muhteşem doğa köşelerini sizlere tanıtmak ve bu zengin ekosistemleri görmeniz için, keşif parkurlarımıza devam ediyoruz. Serik, aşağı kelmen sahasında son derece zengin bitki ve biyoçeşitliliği içinde basamaklar halinde yaklaşık 200 metreden düşen ve ulaşım yolu bulunmayan bu şelaleyi sizler için keşfettik. Muhteşem güzellikteki zengin ekosistem bütünlüğüne sahip şelale çağlayanı, Sarp karstik travertenlerin derin akarsu yatağındaki büyük bir yükseklik fark nedeniyle su yüksekten düşüyor. Yüksek eğim kırığına sahip şelale büyük bir gürültü ve uğultu ile kuvvetli su düşüşüne sahiptir.
zengin endemik türler barındıran ve aynı zamanda çok kuvvetli çağlayan halindeki şelale, Kelmen sahasında Torosların yüksek tepelerinden ve Ovacık Dağı'nın bağrından çıkan nehrin geçtiği sert zeminlerden, sahada bulunan yumuşak katmanları suyun kuvvetiyle uzun zaman süreçlerinde oyarak bugünkü olağanüstü büyüleyici halini almıştır. Şelaleler genellikle nehirlerin yataklarındaki arazi yükseklik farkı ile oluşurlar. Genel olarak üç farklı arazi yapısına sahip bölgelerde toplanır. Yüksek platoların kıyı veya kıyıya yakın kesimleri, kara sahalarında, iç bölümlerinde yer alan kristal yapılı kayalar ile kıyı bölgelerinde yer alan zayıf bileşenli tortul kayalıklar arasında ve buzulların etkisinde kalmış yüksek dağlık bölgeleri de şelaleler için uygun alanlardır. Şelaleler ayrıca akarsu yataklarındaki farklı yükseltilerdeki kırılma, buzullaşma veya başka sebeplerle değişikliğe uğraması sonucu ve farklı aşınma süresi sonunda akarsu yatağının meydana gelmesi sırasında olan çağlayanların oluşumudur.